Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün konum yukarıdan da belli olduğu gibi, arka plandan da belli olduğu gibi Nvidia GeForce Now. Evet, bunu denemeyi denedim. Yani herkes deniyor, denedik GeForce Now, oo çok süper falan diye videolar çekiyorlar. Ben de dedim bir denemeye çalışayım. Denemeyi denedim. Şimdi arkadaşlar, önce denemeye çalıştığım kısa süreli macerayı anlatayım size. Sitesine gittim Nvidia'nın, bir uygulama var onu indir dedi. Tamam, indirdik, kurduk. Uygulama dedi, yerel bir iş ortağımız var, onun da sitesini bir tıkla, ona da bir kaydol. Okey. O yerel site işte şeyimin, beni doğurtturan, affedersiniz, ebemin bütün bilgilerine kadar istedi, yani nikah belgesini falan da istedi. Tamam abi dedik, tek tek girdim, tek tek. Sonra geri o uygulamaya yolladı. Oradan geri Nvidia'nın sitesine yolladı. Sıralamayı karıştırıyor olabilirim. Arada bir iki defa daha ebemin doğum belgesini isteyip sonrasında e-posta doğrulaması istedi. E-posta doğrulaması çok koymadı açıkçası. Dedim ya e-posta elimin altına çıt girerim. Tamam yani. Hemen doğrularım. Bitti mi? Hayır. Orada geri Citi'ye, Nvidia'ya, yerli o iş ortaklarına ya da galiba uygulamaya yönlendirdi beni. Sonrasında telefona SMS onay kodu geldi abi. Sonrasında direkt bir ekran geldi. Ya da galiba bir kere daha bir posta daha ebeveyn nikah belgesinin tam ayrıntılı. O nikah belgesindeki sıra no, cilt no falan hepsi tek tek istedilerdi galiba. Yani bayağı bir uğraştım abi. Hani pinpon oynarlar ya, hani masa tenisi mi derler ona, masa raketi mi, tenisi mi ne derler ona, hani iki oyuncu oynar karşılıklı pıt 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 pıt, top paso bir o tarafa gider bir bu tarafa, vıt 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 gide gide gelir ya abi. Siteye, uygulamaya, telefondaki SMS onay numarasına, e-maile gittim gittim geldim gittim gittim geldim. Eninde sonunda şöyle bir ekran geldi abicim karşıma. Çok yakında, çok yakında, şimdi yok ama, şimdi değil gibi bir şey çıktı. Ücretsiz deneme versiyonu var. Bir de premium bilmem ne satın alarak var. Tamam. İkisine de başvuramıyorsun. Şeyi anladım. Ücretsiz deneme herhalde sınırlı sayıda falan filan. Lan oğlum, satın alsak ne kadar, bu kaç para, bir deneyelim dediğim zaman tıklıyorum. Onun da bir tepkimesi yok. Yok abi, denenmiyor. Benim yani beni doğutturan hanımefendinin nikah belgesine kadar sordu yani. Kaydolurken sitesi. O çalıştıkları yerli iş ortaklarının, yani telefona onay koduna kadar geldi. Abi madem ucundan bile koklatmayacaksınız, niye bu kadar uğraştırıyorsunuz kaydolmayla? Onu en başta söylesenize. Yazsanız ya Nvidia'nın sitesine. Yok kardeşim, denetmiyoruz kimseye. Deneme meneme yok deseniz ya kardeşim. Yazsanız oraya. Neyse. Bilmiyorum, YouTube'da birileri denemiş, denedik, güzeldi falan filan diye yorum yapmışlar. Ben yapamıyorum çünkü denemeye çalıştım. Baya baya bildiğiniz uğraştırdı beni ve bir sonuç alamadım. Hani bazı arkadaşlar da diyor abi sıra beklemen lazımmış, günlük bir şey oluyormuş, bitmiş kalmış bilmem ne bir tarihi var. Abi öyle olmaz o. O işler öyle olmaz. Bu bir oyun, video oyunu oynayacağız. Hani bu oyuncu onu beklemez. Sen oyuncuyu bekleyeceksin. Sen sistemini açık tutacaksın. Her an her saniye denemesi için açık tutacaksın. Oyuncu değerli kıymetli zamanını verip oyun oynayacağı zaman, şu gamepad elini alıp da şuna basıp da oyuna gireyim arkadaş dediği zaman şak diye gelebilmesi lazım abi. Sen olayın bu zaten. Benim iyi bir internetim var. Sen karşıda bekliyorsun. Ne vereceksin bana? İnternet sağlayıcım da değilsin sen benim. Ne sağlıyorsun? İşlem gücü, grafik gücü. Onu orada tutacaksın işte. Bu kadar basit. Tutamayacaksan mesela, Türkiye'ye bu hizmeti sunabilecek kadar kapasiten yoksa girmeyeceksin bu pazara. Mesela neredesin sen? Amerika'da mısın arkadaş? Nvidia. Amerika'da deneyeceksin o zaman en başta. Kapalı beta, kendi aramızda takılıyoruz falan triplerine gireceksen Amerika'da dene. Hazır ettiğinde şunu bir pişir önce. Olgunlaştır, pişir, sonra getir buraya. Tuhaf bir macera arkadaşlar gerçekten. Yani kızdığımdan falan demiyorum. Harbi harbi, yani zaten o SMS onay kodunu telefondan istediğinde dedim bu iş oldu.
Ben deneyeceğim bunu. Bir saat gireceğim, bakacağım cidden. Şey hazırlıyorum. Steam'imi açayım, Epic Games'imi açayım. Nelerim vardı? İşte oynaması ücretsiz oyunlarım da var. Hangisini destekliyorsa birinden birini destekler ulan dedim. Yani kendi kendime sevinçliyim, şeylerle bir şey yapıyorum. Olacak olacak. Birinden biri çalışacak. Yok abi nerede? Yok abi nerede? Nerede? Çok yakında falan diye saçma sapan bir ekran çıktı. Çok da okuyamadım. Tıklamaya çalıştım. Olmuyor. Hani dedim ulan bu ne oğlum bu ne dedim. Şöyle yaptım. Hu, beyin masajı yaptım. Kapattım. Şöyle elimi tersine gittim. Dedim abi ben bununla ilgili videoyu çekerim. Gidin GTX 1650 RX 5500 falan alın derim. Oldu bitti yani. Böyle derim. Olay biter dedim. Hakikaten öyle arkadaşlar. Sakın denemeye falan çalışmayın. Denettirmiyorlar. Denemesi menemesi yok. Tamam mı? Parasını verip satın alsanız bile fiyatı ne kadar anlamadım. Bir türlü sitesi. Nvidia denen sitenin bir fiyat şeyi listesi bana sunması, bir ödeme türü göstermesi ve hizmetin veriyor musun vermiyor musun arkadaş? Bunu bana belirtmesi lazım. Yerli biriyle çalışıyoruz. Yerel bir ortakla git onu bir tıkla bir bak bakalım falan. Ne oluyor kardeşim? Oraya git buradan gel. Oraya git buradan gel. Bir de bana bir uygulama indirtti durduk yere. Neyse neyse. Bir küçük bir beyin hastayla kendi yakayı zor kurtardım. Yok abi olacak gibi değil yani. Yok. Yani Nvidia'nın yapmış. Çok güzel iş yapıyor Nvidia. Çok iyi teknolojiler geliştiriyor. Ama arada kullanıcıya yönelik böyle uğraştıran saçmalıklara da girişiyor. Psikalix diye bir teknoloji çıkarıyor. Hiçbir işe yaramadığı halde öyle bir şişiriyor ki ya arkadaş oyunculara mesela işte hemen neyse ki bitti yani artık öyle yapmıyor oyuncular çok şükür. Mesela işte RX 5500 XT ile GTX 1650 Super hemen hemen aynı güçte gibiler. 3 aşağı 5 yukarı. Hatta birbirinden şöyle 200 TL falan ucuzsa 300 TL falan ucuzsa gidin onu kapın diyoruz. Hangisi ucuzsa onu alın diyoruz. Aşağı yukarı aynı güçte gibiler. İşte mesela giriş seviyesi olarak da GT 1030'lar RX 550 aşağı yukarı aynı gibiler. Hatta RX 550 bir tık güçlü olsa da GT 1030 da her kasada çalışıyor. Güç istemiyor ekstra. İkisi de önerilebilir durumda. Ama eskiden başımıza öyle bir Pascal X diye bir şey çıkartmıştı ki Nvidia. Abi adam geliyor ne alacağım ben diyor. Ya diyorsun RX 550 veya GT 1030 al giriş seviyesi olarak. Ucuz yolu kartlar öyledir. Ama diyor GT 1030'da Pascal X varmış. Ne yapsam? Abi ne yapacaksın? O küçük bir özellik diyorsun. Anlatamıyorsun. Nvidia fanboyları sağdan soldan web sitelerinde şimdi forumlarda falan böyle biz bunları yazdığımız zaman sağdan soldan fırlıyorlardı. GT 1030 şöyle güçlüdür. Çünkü onda Pascal X var. O öyledir. Çünkü onda Pascal X var. Lan oğlum hemen hemen aynı güçte kartlar. Çekil bir kenara. Adama dedik iki kart önerdi. İkisinden birini al falan dedik. O kadar yani bir şey şişirmeyi oyuncuların kafasını ütüleme çok şey yapıyor bazen. Çok kafamıza iş çıkarıyor Nvidia. Bu hizmeti de çok güzel tamam ama deneyemiyorsun, ulaşamıyorsun. Yine yapmış yapacağını diyorum ben. Yani deneyemedim. Denemeye çalıştım, deneyemedim. Peki, bu teknolojinin, bu karşıdan donanımı kiralayarak kullanılacak bu oyun oynama teknolojisine yönelik benim düşüncem ne? Bence bu işin arkadaşlar geleceği bu. Bir şekilde gelişecek. Mesela işte bazı oyunlar var, bazı oyunlar yok. Bazıları kendini geri çekiyor bu GeForce Now'dan. Ben buna da hayret ediyorum. Amerika'da mesela şey yasası vardı bildiğim kadarıyla. Fakirlerin, yoksulların bazı şeylerden mahrum eder, tekelleşmeye gidersen çok sağlam davalar yiyorsun, canını okuyorlar. Amerika'da onun yasaları vardır. Hani mesela işte bir ben bunu üreteyim, başka kimse üretemesin diye engellemeye çalışırsan ya da gidip de anlaşıp da fiyat yükseltirsem küçük tazminatlarla kurtulamıyorsun. Hani başka yerlerde olsa şey olur. İşte firmalar danışıklı dövüş yapmış, fiyat yükseltmişler. İşte bir ceza kesilir ama bunu devlete ödersin. İşte 10 milyar dolar ödersin, 10 milyon dolar neyse artık bir ortada dönen işe göre, firmaların gücüne göre bir para ödersin ama o devlete gider. İşte şunu tekelleşme yüzünden fiyat danışıklı dövüş yaparaktan fiyat arttırma yüzünden bunu pahalı almış garibanlara hiçbir cacık ödenmez. Ama Amerika'da işler değişik.
Amerika'da ben bunu senin yüzünden alamıyorum. Pahalı aldım. 4 katı fiyatı almışım. Senden bilmem kaç bin dolar istiyorum diye dava açıyorlar. O emsala dönüşüyor. Sonra o davayı açmak için iyi bir avukat hukuk şeyi buluyorlar. Onun parasını aralarına para toplayıp yatırıyorlar. Avukat diyor ki kardeşim imza toplayın ben bu işte mağdurum diye bunu zamanında satın almış birilerini bulun. Hakikaten de bulun. Bunu satın almışlar. Kendi aranızda organize olun. İmzalarını bana getirin. Bu davayı açmak mesela işte 100 bin dolar tutar. 100 bin doları işte 10 bin kişi, 20 bin kişi neyse bir mağdur grubu oluşturup getirin. Biz bu adamlardan diyor işte bilmem 5 milyon dolar ben koparırım. 10 milyon dolar koparırım size dağıtacağız diyorlar. O arada topladığınız 100 bin dolar bende kalacak. 100 bin de karşıdan alacağım. Kaybettiği için. Ama diyor size o işte 5 milyon dolar kopardığımda 100 bini benim olacak. 4,99 milyon dolar da size dağıtılacak diyor. Böyle mağdurlara tazminat çıkıyor. Amerika'da böyle kanunlar var çünkü yoksulların korunması lazım. Ve bu işten ben zarar gördüm diyen insanlar bizzat gidip canlı okuyor böyle firmaların. Şimdi ben oyun alıyorum. Mesela işte Cyberpunk 2077 alıyorum. 250 liraya. Yani işte Amerika'dayım. 40 dolara, 30 dolara neyse işte fiyatı alıyorum abi. 30 dolara oyun aldım diyelim. Ben oyunu aldım. Parasını ödedim aldım. Bu benim bilgisayar kasamın içinde RTX 3070 takıp da oynayabilirim. Ya da o RTX 3070'i üreten Nvidia adlı firmadan bunun işlem gücünü ben kiralayıp da oynayabilirim. Burada firmayı ilgilendiren ne var ki? Cyberpunk mesela oyununu yapan firmaya ne? Giren çıkan bir şey yok ki kardeşim. Ben oyunun parasını verip aldım mı? Aldım. Ben tost makinesine bağlar, ütüye bağlar, yine ben onu çalıştırırım diyorsam, sana ne kardeşim? Sana ne kardeşim? Ben onu kırıp da üstünde hackleme yaparak da mesela sen PlayStation için yazdığın, uyarladığın oyunu götürüp de Nintendo'da mı çalıştırıyorum? PC için yazdığını Android telefonda mı çalışıyorum? Hayır. Sonuçta PC'de çalışıyor mu? Çalışıyor. Sana ne? O anakartın üstünde bir PC Express slotuna bir ekran kartı takılı olup onun üstünde de çalışabilir. O ekran kartını sanal olarak oluşturup internetten satın aldığım bir hizmetle karşı tarafın makinesinde de çalıştırabilirim. Sana ne oluyor? Yani Nvidia'yı hiç anlamıyorum. Niye davayı çakmıyor şunlara? Şu oyununu vermem. Listeye bana sormadan ekleyemez. Ya sana niye sorsun arkadaş? Zaten Nvidia'nın şu oyunu destekliyorum, bu oyunu destekliyorum demesi de saçma. Hani ben şu kadar milisaniye lag'la gecikmeyle sana işte şu kadar internet hızın varsa kardeşim hızın düşerse verim alamazsın. Orasını ben garanti etmiyorum. Mesela işte şu kadar internetle ben sana işte RTX 2060'ı kiralıyorum ayda şu kadar. 2060 işlem gücü. Bunu işte 3080'i kiralayabilirim. 4K'da falan oynayacaksın. Şu kadar. Ama 3080 gücünde bir işlem gücünü ben sana söz vereceğim. Diye bir anlaşma yapsın. Biz o hizmeti alıp kurduğumuzda bilgisayarın içinde sanal olarak bir sanki ekran kartı takılıymış gibi gözüksün. Oyunun dosyası da sanki bizim hard diskimizdeymiş gibi gözüksün. Sanal bir disk oluştursun. O da yani internetten ulaşmalı olsun. Oynayacağın oyunu sen satın almışsın, Steam'de duruyor oyun. Mesela diyelim işte Cyberpunk dedik değil mi az önce? Cyberpunk'ı ben satın almışım, indirmeyeceğim çünkü dosyasını. Nvidia desin ki buna ben senin bilgisayarına bir X disk'i, bilmem Q diski diye bir tane disk oluşturacağım kardeşim. Sanal o, benim Nvidia diskim. Onu göstersen kurulum yeri olarak doğrulasın. Çünkü dosyalar burada duruyor. Doğrulasın. Ekran kartını da sanal olarak koyuyorum kardeşim makinenin içine. İki ekran kartı olacak. Mesela laptopun işte AMD bilmem ne, A7 bilmem ne Zarsut bir işlemcisi var, grupu var. Bir de Nvidia 3070 var. 3070'i seçeceksin oyunu açsın diye. Bu kadar. Sanal olarak o hard disk bölümü ve 3070 burada duruyor. Sanal olarak hadi bakalım itiraz etsin edebilen demesi lazım Nvidia'nın. Bunu çözemiyorum. Nvidia niye sessiz kalıyor anlamıyorum. Amerika'da bunun yasaları da var. Nvidia tahmini şöyle düşünüyor. Hani tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer küçük dükkanı. Sonuç olarak bu teknoloji oyunların daha çok satılmasına yarar sağlayacak bir şey. Ve bu şeyin
Bu hizmetin, bu oyun oynama mevzusunun geleceği artık bu. Hepsi buna dönüşecek arkadaşlar. Microsoft'u buna dönüşecek. Başladı zaten. xCloud'du zaten galiba onun adı. PlayStation bile eline attı bu işe. Sony PlayStation Now'ı çıkartmıştı galiba şey için. PS3 oyunlarını oynatmak için. Bazı ülkelerde, Türkiye'ye gelmemişti galiba o hizmet. İnterneti hızlı olan ülkelere falan. PS3 oyununu böyle bilgisayardan Gamepad bağlıyorsun. Tıkır tıkır oynuyordum PlayStation 3 oyunlarını. Yani firmalar denediler. Bu işin geleceği, gideceği yer burası. Elinde sonunda hatta bu konsol falan satan firmalar ve güçlü grafik işlemcisi, GPU'lar satan firmalar AMD ve Nvidia gibi şu noktaya gelecek abi işte gecikmenin filan rekabetçi oyunlarda gecikmenin falan çok önemli olduğu oyunları, multiplayer oyunları, hikayeli oyunları ayrı yapsın firmalar. Multiplayer'ını ayrı. Yani Call of Duty çıktığında içine multiplayer barındırmasın. Call of Duty'nin hikaye modu olsun. Call of Duty oyunu çıksın. Bir tane online oyunu olsun. Onu da harici çıkarsınlar. Ama o iyi optimize edilmiş olsun. İşte bugünün işte GTX 1650 falan gibi bir şeyle en hızlı ayarda çalışacak şekilde falan. Ama işte RTX 3080, 3090 gibi böyle baba kartları artık üretmeyelim. Ahır grafikli senaryolu oyunlar için de biz bu hizmetlere abanalım. Triplerine girecekler. Yakında bunu geçerler. Artık insanlar konsol üretmeyi bırakırlar bence bu işin geleceğinde. Onun yerine Sony'nin bilgisayara takılabilir. Gamepad filan, Nintendo'nun, Microsoft'un filan Gamepad arayüz şeyleri, kontrol birimleri ürettiklerini görürüz gibi geliyor. Hani iş şuraya gelir. Hikayeli oyun oynayacaksan işlem gücünü karşıdan satın al. Veya siz konsolda oyun alıp da takas yapıyorsunuz. Biz az satıyoruz ama çok insan oynuyor. Bilgisayarda malum bir şekilde yasa dışı şekilde insanlar ediniyor bu oyunları. Biz en iyisi bunları beleş verelim bir paket halinde sunup insanlara. Onun yerine abonelik satalım. Yani o zaman bütün internette bilgisayarda kırılmış oyun mevzusu tamamen sonlanır o dakika. Konsolda da ben bunun kutusunu alayım da götürür değiştiririm. Fiyatı da düşmeden hemen götürür değişim yaparım, takas yaparım diye bir durum kalmaz ve o zaman aslında 10 kişinin konsolda oynadığı ama sadece 3 tane satıldığı oyunlar var. 3 tane satılıyor ama onlar götürüp geri veriyor aldıkları dükkana. O elden ele geçiyor. Aslında 10 tane oynanmış ama 10 farklı kişi tarafından oynanmış o hikaye modu oyunun ama o Blu-ray diski elden ele gezmiş. Firmaya ne giriyor? Firmaya kökünde sadece 3 tane satılmış o kutudan. Hani buradaki zararı da görüyorlar, bunun da farkındalar. Steam'de falan da zaten bu o insanların korsan oyun oynaması bir pazarlama hatası aslında. Bizim hatamız demeye getiren bazı açıklamaları var adamların. Bunun farkındalar. Xbox sanırım bu takas edilemesin diye bir şey yapmaya çalışmıştı Xbox One çıkarken. PlayStation'da 4'ü çıkarırken Sony abi alıyorsun veriyorsun biz buna bir şey demiyoruz dedi. Çünkü onlar da farkındaydı. Konsolda da bu değişim takas var. Bu takas işi konsoldaki kutulu oyun ve takas edilmesini bitirecek. Bilgisayardaki korsanı tamamen bitirecek. Bu ekran kartına da para vermediği için oyuncular yani basit bir 2000-3000 liralık laptop alacak bütün oyuncular. 4K'da internet hızı yetiyorsa 4K'da da oyun oynayacaklar. 1080 pikselde de oyun oynayacaklar. Hikayeli oyunların hepsini oyunu satın alacak ve oynayacak. Ya da onu da geçecekler. Korsan falan da tamamen bitecek. Bu iş şu mevzuya gelecek. İşte ayda 20 dolar veriyorum. 10 dolarını işte Nvidia'ya, bilmem Microsoft'a, bilmem AMD'ye bana işlem gücü satsın diye veriyorum. 10 dolar da bilmem ne oyun servisine veriyorum diyecek insanlar. Ve şöyle bir kümeleşme olacak, kamplaşma olacak. İşte senin kullandığın serviste Tomb Raider çıkıyor. İşte God of War çıkıyor. Gran Turismo çıkıyor. Bilmem Call of Duty çıkıyor. Tamam ama bizimkinde de Battlefield çıkıyor. Mortal Kombat çıkıyor. Tekken çıkıyor. Gears of War serisinin oyunları geliyor filan. Böyle kümelenecek de böyle kamplaşmalar olacak. Çok değil, bir 10 yıla kalmaz bu dediğim olur arkadaşlar ve bu işin geleceği bu
karşının GoPro'suyla oyun oynatma ve bir noktada hani şu GT 1030 vari böyle güç kaynağını dert etmene gerek yok. Kasaya sığar mı diye dert etmene gerek yok. Hem de ucuz yollu böyle ekran kartları popülerleşecek ve daha da güçlüsünü üretmeyi bırakacaklar. Hatta belki masaüstü bilgisayar tamamen tarihe karışacak. Bunun yerine laptop bilgisayarın ekranı olmayan, işte klavyesi, faresi falan olmayan öyle bilgisayarlar var şu boyutta da. Tam da öyle değil. Onun daha biraz daha geniş, incecik ama ekran kartı, RAM falan takıp çıkarabileceğin, içinde oynama yapabileceğin masaüstü bilgisayarın şu kadar kasanın yani şu kalınlıkta şöyle olmuş hali belki 10 yıl sonra karşımızda olacak. Anakart alacaksın, avuç içine sığacak kadar kutuda şu kadarcık bir anakart takacaksın onun üstüne. Ekran kartı alacaksın, RAM gibi bir şey. RAM'den hallice bir şey olacak. Üstünde şöyle 3-5 santim. Ya GT 1030'unu açın bakın arkadaşlar sol üstüne. Onun gibi bir şey olacak. Belki de pasif soğutma olacak falan. Çünkü niye? Ahır oyunları bilgisayarda o ekran kartına çalışsın diye yapmıyorlar. Olacak ileride. Ya işte sen bugünün Valorant'ı, CSGO'su gibi işte bilmem Rogue Company'di bilmem neydi işte böyle Apex'te Gent'ti mesela en ağır hadi. Böyle hafif donanımlarla oynanabilecek e-sporları oynayacaksın ya da ağır oyunları hiç açmayacak o donanımlar. Direkt git ya bununla sürünme. Biz ona sürücü mürücü çıkartmadık. Onu güncellemiyoruz. O oyunu o ekran kartına uyarlamıyoruz. Git AMD'nin bilmem Microsoft'un bilmem Nvidia'nın şeyini al, hizmetini al kardeşim. Tıkır tıkır oyna diyecekler. Ve sen basit bir laptopla çatır çatır abicim 4K ya da 1080 piksel internetine göre falan kullanacaksın. Bu işin geleceği bu arkadaşlar. Ve insanlar kutulu oyun alıp da takas etmeyi bırakacak. Korsan mevzusunu bilgisayarda tamamen uzaklaşıp bırakacaklar. Tarihe karışacak büyük ihtimal korsan mevzuları. Konsolların kırılması tarihe karışacak. Kutulu oyun tamamen tarihe karışacak. Oyun satın alma belki de tarihe karışacak. Ve sen hizmet almaya başlayacaksın. Ne olacak? Konsola bir sürü para verilmeyecek. Ekran kartına bir sürü para verilmeyecek. Oyuncuların yaşayacağı şey şu olacak. Mesela 10 dolar donanımı kiralamaya, ekran kartını, RAM'i falan kiralamaya, hard diski bir de indirme meselesi var arkadaşlar. İndirmek istiyorsun, oyun 200 GB. Oyunu satın aldın, 250 GB. Hadi bir de bunun inmesini bekle. Ama bu sistemlerde karşıda adam zaten duruyor onun elinde, onun verileri, dosyası. Parmağını şıkla atıyorsun, oynuyorsun. İndirme de yok. Karşı taraftan oynuyorsun çünkü sonuçta. Senin bilgisayarında o oyunun satın alsan bile verisinin dosyalarına durmasına gerek yok. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar bu işin geleceği tam da bunlar. Gelecekte bir 10 dolar böyle GeForce Now tarzı bir şeye hizmete vereceksiniz. Bir 10 dolar da oyunları size sunan hizmetlerden birine vereceksiniz. Ne etti? 20 dolar. 20 dolar mesela bugün ne yapıyor? 150 TL mi yapıyor? Yıllığa vurduğunuzda ne oluyor? 1800 lira. Tamam abi bütün harcaman bu. Şöyle bir oyun kontrolcüsü gibi bir şey alacaksın. Elinde iş görür halde çalışır bir bilgisayarı götürüp TV'ye bağlayacaksın. Kontrolcüyü koyacaksın. Al sana bir PlayStation 5 oldu. İnternetin de hızlıysa işte o 10 dolarlık paketin yerine 20 dolarlık paket alacaksın. 10 dolar da oyunlar için parayı ödeyeceksin. Nette 30 dolar 4K'da oyun oynayacaksın. Veya 1080p beni keser diyeceksin. Hem oyun aboneliği, oyun servisini sağlayan şeye abone olacaksın. 10 dolar. 10 dolar da donanıma 1080 piksel grubu sağlayan donanıma 20 dolar. Tamam abi yıllık bir 1500 lira 1500 lira falan böyle ödeyeceksin 1500-2000 lira ama kafan rahat. Her çıkan oyunları da sana sağlayan servislerden birine üye olacaksın. Tıkır tıkır oynayacaksın. Bu işin geleceği buraya gidiyor arkadaşlar ve hani bugün insanların konsollarda almaya alamadığı oyunlar sudan ucuz olacak. O sistemlere seve seve oyunları fıstık gibi yapıp koyacaklar. Ve o oyunda takdir gördüğü oynandığı kadar böyle GeForce Now tarzı bir servis açılır. Onun içine oyunu koyarlar. Oradan takdir edildiği, oynandığı, beğenildiği kadar, aldığı puan kadar ona bir gelir verirler. Ve şimdi bazıları diyecektir ki abi 50 dolara sattıkları oyunu beleş verirler mi ayda 10 dolara falan öyle servise? Hem de bir tane dedi bir sürü. Verirler kardeşim. Verirler. Çünkü niye bunlar pahalı? Niye bu oyunlar pahalı? Mesela bilgisayarda 200 TL olan oyun konsolda niye 400 TL? Niye pahalı biliyor musun? Söyleyeyim. Bilgisayarda takas diye bir şey yok. Herkes dijital takılıyor.
kutulu diye bir şey yok. Artık yok. Gördünüz mü hiç ben kutulu aldım götürüp falanca mekanda değiştiriyorum diyen PC oyuncusunun. Konsolda var kardeşim. O yüzden sana istemeden o fiyatı çakıyor adamlar. Bilgisayarda 100 TL'ye verdiği oyunu sana 400 liraya çakıyor icabında. Niye? Adam bunun farkında. Hani dükkan sahipleri, ikinci elci dükkan işleten dükkanlar alıyor. 10 tane alıyor oyundan ve o oyunu takasa sokuyor. Bir sürü insan oynuyor oyunu ama çok az satılıyor. Bunun farkındalar. O yüzden o fiyatlar yüksek. Bütün o takas saçmalığı bitse, bilgisayar platformundaki o korsan saçmalığı bitse, ki takas da bunun bir türüdür yani. Bilgisayardaki korsan var dediğin şeyin şu an tamamen resmi olarak ben PlayStation 5'imi aldım, bilmem Xbox Series bilmem neyimi aldım, oyununu aldım, oynadım, bir haftada oynadım, bitirdim, 10 günde oynadım, bitirdim. Götürüp takas ediyorum dediğin şey korsanın başka bir versiyonu. Çok da aman aman farklı bir şey değil. Çünkü karşıdaki oyunu üreten adamın cebine pek bir para girmiyor. Bir girmiyor. Sen yasal bir şey yapıyorsun. Ahmet oyunu bitiriyor, Mehmet'e veriyor. Oyunlarını değiştiriyorlar. Ama o oyun Ahmet'e bir kere satıldı. Öbürünün de ona vereceği oyun bir kere satıldı Mehmet'e de. Oyunlar birer kere satıldı sadece. 400 lira buna gitti, 400 lira buna gitti. Ahmet Mehmet'e, Mehmet Ahmet'e verdiği zaman firmalara tekrar para gitmiyor. Sonra Ahmet götürüyor onu Ali'ye veriyor. Ali'deki oyunu alıyor. Mehmet de götürüyor onu bilmem kimdeki adama veriyor. Firmaya ne gitti? Yine bir şey gitmiyor. Firma hep babayı alıyor buradaki bu takas işleminde. Bu bir tür korsan. Hele bir de aracı bir dükkan varsa, bir firma varsa, bir kuruluş varsa getirin oyunları takas ediyoruz falan diye. Adam onu kazanıyor, oyunu üreten firma kazanamıyor işte. Firmalar bunun farkında değil mi kardeşim? Firmalar keriz mi yani? Bu işin geleceği, bunu da çözmek için oturmuş kara kara düşünüyorlardır. Kutulu oyun istiyorlar, kutulu oyun yapıyoruz, veriyoruz. Takas ediyorlar, bizim gelirimiz düşüyor, bizim payımız gidiyor diye muhakkak dertli dertli düşünüyorlardır eminim ki. Bu adamlar bana öyle geliyor ki bir daha konsol yapmazlar. Konsol dediğimiz şey de evrimleşir. PC'nin içine girir. Hani tarayıcıda PlayStation diye bir şey açarsın. Hani bizim Steam yaptığımız gibi falan bu bilgisayarda. Steam gibi, Epic Games gibi. Sonra PlayStation'da gelir. Game Pass geldi değil mi? Game Pass Ultimate galiba. PC'de aldığını Xbox'larda oynuyorsun. Xbox'ta aldığını PC'de oynuyorsun falan. Aynen PlayStation'a gelir. Hatta icabında Nintendo bile gelebilir. Nintendo da gelir. El konsolu yapar. TV'ye takılacak konsolu üretmez onun yerine. O da bilgisayara bir yazılım olarak gelir. Bu işin geleceği bu arkadaşlar. Bu oyun sağlayan abonelik sistemli firmalara dönüşecekler ve donanım sağlayan firmalara dönüşecekler. Bu işin geleceği bu. Ama şu an için Nvidia GeForce Now pişmiş gibi durmuyor sanki. İyi de olsa kötü de olsa yani sıra bekleyecekmişsin. Yeterli sayıda yokmuş bilmem neymiş. Daha bu deneme sürecindeyken böyle yani abi bu iş böyle olmaz. Bu eğlence. Oyuncu seni beklemez. Sen oyuncuyu bekleyeceksin. Oyuncu karşıda hazır olduğunda sen emrinamede şekilde beklemen lazım. Oyuncu gamepad alıp da tuşa bastığı zaman karşısında oyunun başladığını görmesi lazım. Hani bu iş böyle olmaz. Hatalı bir giriş, saçma bir giriş. Hele o üye olma, Nvidia GeForce'da var arkadaşlar. Üye olayım diye o çileyi çekmeyin. Gidin RX 5500 XT alın. GTX 1650 Super alın. Her oyunu açar oynatır o kartlar. Bitti gitti. Sorunu çözülmüş olur. Şimdilik daha pişmemiş gibi arkadaşlar. Ama genel manada böyle donanım kiralayaraktan oyun oynatma şeyine ben çok sıcak bakıyorum ve işte biz ne dersek diyelim bir 5-10 yıl içerisinde bunlar iyice hayatımıza girecek. Oyunculuk bu şekilde bir evrimleşecek. Böyle oynanır hale gelecek girmek geliyor. Bu benim şahsi görüşüm tabii. Katılmayan arkadaşlar da yorum olarak yazarlarsa sevinirim farklı yorumlar görmeyi efendim.